heyecanla cümlelerime başlıyorum. Bu ülkenin ruhsuzu krizlere girdi, krizlerden çıktı, krizlere girdi, yine krizlerden çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz. Sürekli aynı gündeme düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin, başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek adam rejimi bitsin mi? Evet gitsin. Ancak yerine yeni bir sistem, çalışan yeni bir sistem gelsin. Yeni bir tek adam arıyoruz. Bugün bizden bambaşka bir sistemin altyapısını dinleyeceksiniz. Hiç boştan borçlanma değil, Türkiye aynı zamanda yurt dışından da çok kaynaklı, dış borçlanma da çok arttı son 20 sene içinde. Dışarıdan kaynak almaktan bir problem yok. Eğer kaynaklar yatırıma, harcaya, teknolojiye, insani kaynaklara, eğitime, bilime gidiyorlarsa bu ülkenin gelecek potansiyelini alır. Zenginliği adil paylaşan Türkiye'de bu konuda OECD ülkeleriyle aramızda büyük bir makas var. Bu makası 2030'a kadar kapatmanın mücadelesi verilir. Bugün hala çocuklarının yanına beslenme çantasına konacak bir dilim ekmeği konuşuyoruz. Ve maalesef her geçen gün büyük bir salgın gibi yayılıyor bu durum. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, tek bir çocuğa bile bunu yaşatmaya hakkı yoktur. Sınırda 3 milyar euroyu Avrupalı'ya ödüyor olacak. Oysa ki biz üretimimizi değiştirmeye geliyoruz. Yeşil dönüşümle üretimimizi dönüştürdüğümüzde Avrupa'nın sınırında Avrupalı'ya vergi ödemeyeceğiz. Her yıl o 3 milyar euro Türkiye'de kalacak, Türkiye'de üretim yapımını istihdamda tutacak. Ve söz veriyorum, bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Söz veriyorum, Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Söz veriyorum, yaşama sevincini geri alacağız. Çünkü ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır. Önce kendinizi alkışlayın. İktidara geliyoruz değerli arkadaşlar. İktidara geliyoruz. İktidara geliyoruz. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın. Bir daha söylüyorum. Dünyanın gözünün içine bakın. Ve haykırın. Ey dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin kaç yapalama alanın olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Sana rakip olmak için. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Haydi arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz.